Voleybolda playoff heyecanı son sıra sürüyor. Ankara takımlarından Halkbank ve Ziraat Bankası Ankara'yı gururla temsil etmeye çalışmasındalar. Barış Bey ile şu anda Ziraat Bankası'nın durumunu değerlendireceğiz. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, playoff heyecanı ikinci yarıda şampiyonu belli edecek. Adana etabı başlayacak cumartesi itibariyle. Tabii biz de bu final grubuna bizim kalmamızdan dolayı renk katmaya çalışıyoruz. Şu anda pozisyon itibariyle 3. sıradayız. Pozisyonumuzu koruyup bir üst turda ikinci olarak bitirmek, bir Şampiyonlar Ligi'ne giden takımlar içerisinde yer almak istiyoruz. Tabii sezonun başına baktığımız zaman bizim hedeflerimiz Avrupa'ya gitmekti. Şu anda ilk 4 takım içerisindeyiz ve bu Avrupa'ya gidecek takımı garantilemiş oluyoruz. Takım tamamıyla genç bir ekipten kurulu. Ligin en genç takımına sahibiz. Çok böyle büyük hedeflerimiz, şampiyonluklar yaşayabilecek bir hedefimiz yoktu. Dolayısıyla şu anda Halk Bankası belki bizden daha ileride bir şampiyonluk hedefiyle, provasıyla kurulmuş bir takım. Onlarla kısmı olarak aynı çatı altında mücadele etmek bizlere ayrıca gurur veriyor tabii. Ama ilerleyen senelerde bir Avrupa'nın da içerisinde dahil olmasıyla birlikte hedefimizi de yukarı çıkartacağız. Ve Avrupa'da da ismimizi Türkiye'de olduğu gibi iyi yerlere taşımak için elimizden geleni yapacağız. Biz futbola çok kilitlendik. Futbol camialarıyla çok kilitlendik ama ciddi bir başarı var. Halk Bankası'nın birkaç yıldır süre gelen başarısı var. Evet. Kadınlarda da birinci geçti. İnşallah orada da çok başarılı olacaklar. Hı-hı. Şimdi Ziraat Bankası da iyice kendini göstermeye başladı. Hı-hı. Taraftar desteği nasıl? Ankaralı spor severlerin ilgisini nasıl buluyorsunuz? Sağ olsunlar, hem Ankara'da hem deplasmana gittiğimiz maçlarda hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Bizim aynı şekilde Mersin'de de Mersin çevresinde de gelen taraftarlarımız çok oldu. Tabii bizi memnun ediyor. Spora ilgi duymaları, bizlere gelip desteklemeleri, taraflı tarafsız birçok kişinin beğenisini toplamamız bizler için gurur verici tabii. Başına söylediğim gibi gençlerden kurulu bir ekibimiz olduğu için gençler de PA takımında da şampiyon olmamız, arkasından A takımın bu denli bir başarılı olması, takımın misyonu aslında kulübün hedefleri de bu yönde. Çünkü milli takıma giyecek gençleri yetiştirmek bizim öncelikli misyonumuz. Bizim kupalar getirmekten ziyade milli takıma en fazla genç takıma veyahut da A takıma en fazla milli olacak oyunculara verebilmek, takım olmak ümidi kazanmak istiyoruz. Onu da şu anda başardığımızı düşünüyorum ve bu katlanarak büyüyecek. Seneye dediğim gibi Avrupa olmasıyla beraber misyonumuz, sorumluluğumuz iki kat artacak. Onun da üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Çünkü bir sonraki senenin çalışmalarında tabii ki bu senede birlikte başlamış oluyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben İnşallah teşekkür gelecek sene çok daha fazla birlikte olacağız. İnşallah her zaman beklerim. Keyifli bir sezon geçti. Playoff mücadelesi, gelecek sene Avrupa. Playofflarla ilgili ilk önce değerlendirmeyi alalım. Sezon değerlendirmesini alalım. It was an enjoyable season we passed, and now we will start to the playoff, the first leg we played, and the second leg will start. And what do you think about the playoff, first of all? First of all, it's true, it's very good season for us, because we take our target for to play European Cup for next season. Bizim için gerçekten çok güzel bir sezondu. İlk olarak hedefimizi yakaladık. Önümüzdeki sezon Avrupa Kupalarında oynayacağız. Playoff'un da ilk ayağında çok güzel bir performans gösterdik. İyi bir oyunla bitirdik ilk ayağını. İkinci ayakta da aynı şekilde devam edeceğiz. Halkbank'ın yenilmesiyle zirve mücadelesi de sürüyor. Şampiyonluk şansı da var hala. Bitmiş bir şey yok. Evet. Onunla ilgili bir görüşün var mı? Bu heyecan var mı? The last game Halkbank lost against Arkas. And for all teams, still has a chance. Have a chance for championship. What do you think about that? No, of course we know that during all season, all games is very equal. It's a team can. Bütün sezon boyunca, bütün ligde oynayan takımların birbirini yenme şansı vardı. Bu playoff'ta da böyle oldu. Son maçta Arkas Halk Bankası'nı yendi. Bizim şimdiki ilk hedefimiz Galatasaray'ı mağlup etmek. Ondan sonra da ikincilik veya şampiyonluk için hedefimize odaklanmak veya devam etmek. Gelecek sezon Ziraat Bankası'nı nerede hayal edelim? Where you imagine of Ziraat Bank position for the next year?
And every year they get used to see the Halkbank in a successful position. And our expectation for Ziraat Bank has to be like that. I think is the more important for us is focus in our project, in our. Bizim Ziraat Bankası olarak bir kültürümüz var. Burada çok güzel bir yapılanmamız var. Altyapısından A takımına kadar herhangi bir kulübü takip etme gibi bir pozisyonumuz yok. Öyle bir hedefimiz de yok. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kendi kültürümüz çerçevesinde.